Sirke söyleyeyim. Bunun kalkınma yolunun fikir babası, stratejisi ortaya atan ülke Türkiye. Hı hı. Yani bu pek bilinmez. Bu birdenbire bu kadar ülkenin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar, Irak ve Türkiye'nin olduğu. Aslında Körfez İşbirliği Teşkilatı diyebiliriz. Yani iki ülke şimdi girdi, bu genişleyecek. Hı. Genişleyecek. Fikir babası Türkiye. Bu nasıl ortaya çıktı? Şimdi hızlan bir kuşak bir yol var, projesi var. Bir de G20'de Hindistan üzerinden, hı hı, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği, işte Suudi Arabistan üzerinden işgalci İsrail, Hayfa üzerinden giden alternatif bir hat. Bunu söylediğim şeyler de milyar dolarlık katlar, evet, projeler. Mesela kalkınma yolunun hacmi 600 milyar dolar, hı hı, yıllık. 600 milyar dolar. Yıllık. 600 milyar dolar yıllık. Yıllık. Onun Türk devlet aklı tabii bu yeni strateji ve yeni duruma göre diplomasi öyledir. Yeni bir durum çıkar, yeni bir akıl ortaya koymak zorundasın. Kalkınma yolu ortaya çıktı. Şimdi bu kalkınma yolu öyle bir fırsat ortaya koydu ki 7 ay Gazze'deki vahşet ve Orta Doğu'daki dengeler, Ukrayna savaşı bu haldeyken Irak, yani gerçekten geçen yayında da söyledik, Irak Başbakanı ve ekibi bunu çok sahiplendi. Hı. Bu çok önemli. İki nedenden dolayı. Evet. Bir, Irak normalleşmeye çalışıyor. Yani olağan devlet akışına dönmek istiyor. Dönmek istiyor. İkincisi, Körfez'de şöyle bir şey, petrole bağımlılıktan çıkmak için stratejiler üretiyor. Hı hı. Mesela Suudi Arabistan'ın 2030 projesi buna bir örnektir. Şu anda gayri safi milli hasılasının %40'ı Suudi Arabistan'ın petrol dışı gelirler oldu. Irak'ın %90. Tabii. Yani petrole bağımlı. Aynen öyle. Bu şeyden sonra, bu projeden sonra %60'a geriliyor. Hmm. Alternatif diyor. İşte bu için, Irak için bu bir fırsat. Irak'ı da elini güçlendiren Türkiye gibi bir ülkeyle yapmak, bu yapılmak. Bir numarayı rica edeceğim, tabii, buraya. Şimdi burada Irak sabit. Neden önemli? Bu Irak olmadan olmaz. 1200 kilometre Irak'ın içinden geçecek. Tam bu sırada Türkiye, Sayın Değerli Dışişleri Bakanımız, Sayın İstihbarat Başkanımız İbrahim Kalın, hani atıf da bir önceki bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, hı hı, birden olmuyor yani. Bunlar bu fikri ortaya koyarken Irak'a şunu dediler masada. Arka kapı diplomasisini anlatırız. Biraz kulis bilgileri. Hı. Bunu yaparken güvenlik ne olacak? Aslında Türkiye bu Irak'ın sıcak bakma bir fırsatı. Bizim önümüzde vardı zaten. Yani bu işin bir güvenlik ayağı tabii, var. Çok ve özetle yani. Şu şekilde dediler. Kuzey ne olacak? Yani şunu dedi. Teröristler ne oldu? PKK, DEAŞ'ın olduğu yerde şantiyeler nasıl çalışacak? Tren istasyonları, raylar, yollar, boru attı. Bunun bir ancak enerji koridoru olacak. Evet. Nasıl yapacağız dedi. Dedi PKK için adım atmamız lazım. Türkiye dedi ki ben 2019 Mayıs ayından itibaren kuzeyde bir pençe kilit harekat bölgesi. Ben dedi bu yıl 2024'te bir hedef koydum, kilidi kilitleyeceğim, kapatacağım. Bunun için Irak ordusu ve bölgesel güvenlik güçleriyle birlikte, yani Irak güvenlik güçleri genel bir strateji oluşturmak istiyorum ve bunu konuşalım. Konuşuldu. Bugün biliyorsunuz Bağdat'taki açıklamalar vardı. Devlet görüşmelerinde masada konuşulan her şey açıklanmaz. Hı. Onun bir diplomatik dili vardır. Diplomatik çerçeve de anlaşıldı. Bu bir diplomatik çerçevede konuşuldu. Bugün ne yapıldı? Bugün ne yapıldığının şifresi bununla ilgili bir çerçeve anlaşmasında var. 26 tane anlaşma imzalandı. Güvenlik, ekonomi, enerji, ticaret, tarım, hı, sulama alt alta koyduğunuzda bir sürü başlıkta. Ama bir çerçeve anlaşma imzaladı. Sayın Sudani ile Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yol haritası. Bir yol haritası kondu ortaya. Bunda operasyon ne zaman olacak? Sınır aşan su hareketleri, özellikle Dicle'nin üzerindeki ılı su barajı. Bu çok stratejik bir şey Irak için. Irak su sorunu yaşayan bir konu. Hatta uzun yıllardır şey var. Benim de takip ettiğim Kerkük'lü Türkmen bir yazar var, araştırmacı. Hı hı. Erşad Ürmüz isminde. Yani bununla ilgili çok kitap yazdı. Araştırma gerçekleşti. De şu anda ya da su bölgenin bir gerçekliği bir kere. Ve mutabık olmuş durumdalar. Yani sınır aşan su hareketi. Irak şöyle bu suyu yönetmeye çalıştı. Yani bizden taraftakilere de ya da bazı öngörüler geldi. Dicle'nin üzerine, özetle söyleyeyim, Dicle'nin üzerine baraj koyuyorsunuz. Biz susuz kalıyoruz. Türkiye baraj yapmanın onları susuz bırakmak demek o demek değil olmadığını ikna etti. Hı. Şimdi ortak bir su yönetimi olacak. Yani bu suyun idaresiyle ilgili işte şu var. Türkiye onların istediği metreküpü verecek ama evet, diyecek damla sulama yapacaksınız. Suyu verimli kullanacaksınız. Evet. Yani ihtiyaçlarınız su israf olmayacak şekilde, hı hı, diyelim. Yani bu o kadar çok başlık var ki var. Şunu söyleyeyim. Türkiye Irak'a ekonomik kalkınma için
güvenlik alanlarında kalkınma ve iyi bir noktaya gelmek için bir fırsat verdi. Hı hı. İki tarafın da kazanacağı bir şey. Buna Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin girmesi bunu çok güçlendirdi. Ama bir de şöyle bir şey var. Müsaadenizle zaman buyur, zaman buyur, katkı buyur, sağlayayım. Buyur hocam. Ne demek? Şimdi bakın, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri çok önemli doğal gaz rezervlerine sahip bu iki ülke. Tam da Körfez'de. Yani Basra Körfezi'ndeler. Şu an doğal gaz ve petrol enerjilerini sahip oldukları petrol ve doğal gazı nasıl dünyaya pazarlıyorlar? Tankerlerle, Basra'yla. İlk defa bunlar doğal gaz petrol boru hatlarına sahip olacaklar. Bakın şimdi. Ya bu onlar için çılgın proje. Ya bizim içindir. Bir de onun kaldığı yerde. Ve ilk defa bunlar doğal gaz boru hatlarına sahip. Ben de şöyle göstereyim hocam anlatırken, bununla ve Türkiye'nin doğal gaz altyapısına. Şunun bir dünya olanı vardı. İki numara galiba. Bir de hocam siz de devam edin. Bir de bizim sisteme entegre olacak. Bakın evet, tabii, bu tabii. Müthiş bir şey. Şöyle bir şey var. Bizim bu sisteme entegre olabilmemiz için 133 kilometrelik ilave bir demiryolu hattı yapmamız gerekiyor. Evet. Türkiye'nin taahhüdü de yani Ulaştırma Bakanı açıkladı. Açıkladı. 130 bir de doğrudan şey üzerinden geçmiyor. Bir kol Mersin Limanı'na geçiyor. Yani bir kol. Buyurun hocam. Estağfurullah. Mersin Limanı'na geçiyor. Evet. Yani Türkiye'den sadece işte Ankara üzerinden, İstanbul üzerinden değil ama aynı zamanda Mersin Limanı da burada bir dünya limanı olma noktasında çok önemli bir. Mersin Limanı'na bunca yatırım yapıldı. Demek ki bütün bu anlaşmaların planında işte bu vardı. Kıymetli Mustafa Bey, biz hep şunu söyledik. Güngör de aynısını söyledi. Yani bu mesele son 3-4 ayın meselesi değil. 3-4 yıldır çalışılıyordu bu mesele. Tabii. Yani Türk devlet aklı çok stratejik çalışmış. Hocam şunu da şu bakın buradan da anlatırsanız. O kadar stratejik bir şey ki. Velev ki bir örnek vereyim. Olmaz. Orta koridorda bir sorun oldu. Diyelim Ukrayna'da savaş var, şey var. Orta koridor da buna dahil edilebilir. Edilecek zaten. Buyurun. Yani şeyin Güney koridoru Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir bilgi var. Hı hı. Diyor ki diğer yollarla birlikte düşünüldüğünde orta koridor özellikle Zengezur'da açıldıktan sonra Türkiye Avrupa'nın çıkış kapısı olacak. Türkiye kilitlenirse hiçbir şey kalmıyor. Neden? Tamam. Neden? Hani bunu afaki söylemiyorum. Yani Türkiye kilitledi kapıyı diyelim. Vallahi her şey durur. Neden? Bakın 3 tane üreticilerden tüketicilere giden 3 tane yol var. Kuzey rotası off durumda çünkü savaş var. Savaş var. Ukrayna evet. Savaşı. Güney rotası bakın çok uzun. Yani buradan da götürebilirsiniz ama maliyetler çok artıyor. Mal ve emtianın fiyatı birkaç katına çıkıyor. Ben şimdi ticaret ehliyim. Şu elimdeki kağıtları gemiye koyup göndereceğim. Neredeyim? Ben Çin'deyim. Çin'den alacağım bunu. Evet. Düşünüyorum. Ben bunu kaç günde götürürüm? Buradan çıktım yola. Güney koridorunu Pekin Londra hattını kullanacağım. 45 gün. 45 gün bunu götüreceğim. Evet. Bu bozulacak. Yağmur yağacak. Karı var, yağmuru var, güneşi var, bilmem nesi var. Eğer burada Kızıldeniz'den götürürseniz 35 gün süre işi kullanarak. Ama bu çok riskli çünkü Husiler var. Yani orada güvenli değil. Şimdi bu en güney rota yani Ümit Burnu'ndan geçen rota hocam çok uzun ki o da artık çok güvenli. Somali'de evet. Korsan saldırılar oluyor. İkincisi bu rota yani Kızıldeniz'den geçen rota 35 gün ama güvenli değil. Evet. Kuzey rotası Ukrayna Savaşı'ndan dolayı güvenli değil. Şu rota peki, 21 gün hocam, yaklaşık. Hocam şunu diyebilir miyiz? 21 gün. Hocam yani. Şunu ve diyebilir en kısa rota. Güvenli liman Türkiye. Ama bir dakika. Şimdi ben orada asıl soruyu sormam lazım. Şimdi orası güvensiz dediniz. Tamam. Bunu zaten dünya biliyor. Ama şimdi bu kalkınma yolunda hatta Zengezur'u da katıyorum ben. Orta koridoru da belki buna katmak lazım. Buradaki güvenlik ne olacak? Sonuçta bir PKK diye bir varlık var orada. İşte ben oradan kaldığınız yerden aynı soruyu. Terör örgütünü oradan atmadan. Aynı soruyu Türkiye Irak'a sordu. Ne olacak, ne yapacağız dedi. Biliyorsunuz aylardır görüşme var. Sayın Hakan Fidan'ın Irak ziyareti karşılıklı gelmesi İbrahim Kalın istihbarat başkanı. O sorunun cevabı Mustafa Bey çok önemli. Kararlaştırıldı. Şekli ve şemali ileride göreceğiz. Yani o sorunun cevabı bulundu. Şimdi
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.